Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bilimin ne olduğuna ve neden evrimin bilim, yaratılış iddiasının da din temelli bir sözde bilim olduğuna değineceğiz. İsterseniz bilimin sözlük anlamını şuraya koyalım. Nasılsa unutacaksınız. Bizim için önemli olan bilim ile sözde bilimin arasındaki farktır. Neden fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi konular bilim kabul edilirken numeroloji, homeopati, astroloji, yaratılışçılık sözde bilim kabul edilir? Aradaki en büyük fark, bilim bir olayın açıklamasını bulmak için sorular sorar. Bu soruları yanıtlamak için kanıtlar arar ve ortaya sonuçlar çıkarır. Sözde bilim ise önce ortaya bir iddia atar, daha sonra da sadece bu iddiayı destekleyecek kanıtlar arayıp diğer kanıtları görmezden gelmeye çalışır. Sözde bilim yanlışlanabilirliği asla kabul etmez. Bilim ise tamamen yanlışlanabilirlik üzerine kuruludur. Çünkü doğa tek bir insanın beyninin kavrayabileceğinden çok daha karmaşıktır. Ve bu karmaşıklığın milyonlarca insan beyni tarafından kolektif olarak çözülebilmesi için gereken yöntem bilimdir. Beyinlerin kapasitesi sınırlıdır. Beyinler hata yapar. Bilim, beynin bu sınırlı ve hatalı yapısından arındırılmış bir süper bilgisayar gibidir. Peki neden evrim bilimdir de yaratılış sözde bilimdir? Neden üniversitelerde evrimsel biyoloji bölümü vardır da yaratılışsal biyoloji bölümü yoktur? Kardeş, yaratılış da aslında bilimseldir. Ama okullar Darwinistler tarafından baskı altında, medyadan gizleniyor. Hoş geldin medyadan gizleniyor reis. Bu bölümde bu sözü çok duyacaksınız. Çünkü bu sözde bilimcilerin kullandığı bir numaralı cümledir. Medyadan gizleniyor. Medyadan gizleniyorsa sen nereden biliyorsun? Sana ne? Mesela ülkemizde birçok kişinin inandığı, korktuğu ve bu korku üzerinden milyonlarca liranın kazanıldığı bir varlık olan cinleri bilimsel olarak ele alalım. Cin, İslam öncesi Arap inanışından gelme bir varlıktır. Ve bugün Türkiye'nin belki de bir numaralı, ders niteliğinde bir sözde bilim konusudur. Günümüzden 1400-1500 sene önce, o zamanın açıklanamayan bazı hastalıklarını ve doğa olaylarını açıklamak adına icat edilmiş, dönemin sayısız toplumunun, sayısız mitolojisinin, sayısız mitolojik varlığından birisidir. Günümüzde ise Sara nöbetinden şizofreniye, pencere tıkırtısından tuvaletten gelen su sesine ve tabi cinleri gördüğünü söyleyen insanlara kadar birçok olay cinlerin varlığına kanıt olarak kabul edilir. Bilimsel düşünce sistemini cinlere uygulayacak olursak şu gibi soruları sormamız gerekir. Cinler neden benim gibi inanmayan insanlara saldıramaz? Nötrinoları bile tespit eden bilim adamları cinleri nasıl tespit edememişlerdir? Cinlerden bilgi aldığını söyleyen cinci hocalar bilim insanlarının huzurunda, kameralar karşısında bu iddialarını kanıtlayabilir mi? Neden cinlenme semptomlarını gösteren insanlar başka ülkelerde ilaçla tedavi edilince iyileşiyor? Cinler ilaçtan korkup kaçıyor mu? Cin çağırabileceğini ve cin musallat edebileceğini söyleyenler yine bilim adamlarının huzurunda bu iddialarını cinlere inanmayan biri üzerinde gerçekleştirebilir mi? Kanıtlar aslında var da basından... İşin esası, cinler zamanında bazı olayları açıklamak için yaratılmış, şimdi ise insanın korkularından ve kısa yoldan sonuca ulaşma özelliğinden beslenen hayali varlıklardır. Gördüğünüz gibi bilimsel düşünmeye başlar başlamaz 1-0 öne geçtiniz bile. Bu hayatınız için çok önemli bir adımdır. Çünkü dünyada bilim dallarından çok daha fazla sözde bilim dalı mevcuttur. Şimdi aynı bilimsel yöntemi evrime uygulayalım. Evrimin iddiaları özetle nelerdir? 1. Canlıların ortak bir atadan gelmesi. 2. Daha da önemlisi, canlıların zaman içinde kuşaktan kuşağa değişime uğrayarak günümüzdeki hallerini alması. Eğer bu iddiaya bilimsel yöntemle yaklaşacaksak, evrimi sadece doğrulayan değil, yanlışlayan bulguları da bulmaya çalışmalıyız. Buna dayanarak evrimle ilgili bilinen bazı bulgular şunlardır. 1. Yer altından çıkan fosillerde her zaman için daha eski olanlar
günümüz canlılarına daha uzak ve daha az komplike canlılardır. Bunu yanlışlayacak bir bulgu ortaya henüz çıkmamıştır. Yani dinozorlarla aynı katmanda bir insan kalıntısı bulunmamıştır. Ya da insanın yakın kuzeni kabul edilen bir Neandertal fosili, daha ilkel bir insan olan Homo habilis'ten daha derin bir katmanda keşfedilmemiştir. Medyadan gizleniyor efendim. Başka bir önemli bulgu ise değişime uğramış ya da körelmiş olduğu keşfedilmiş organ veya uzuvlardır. Bunların akıllı biri tarafından tasarlanmış olması mantık dışıdır. Bu organlara birkaç örnek sayacak olursak, mesela balina ve yunusların yüzgeçlerinin içindeki kemiklerin diğer memeliler gibi 5 parmak olması ve körelmiş bacak kemiklerinin bulunması, karada yaşayan memeli hayvanlardan evrimleşmiş olduklarını gösterir. Gerçekten de kara ve deniz memelileri arasında birçok geçiş formu fosili keşfedilmiştir. Akıllı biri tarafından tasarlanmış bir canlının körelmiş hiçbir uzvunun bulunmaması gerekir. İnsanlar dizayn edilmiş olsaydı tasarımlarındaki en büyük hata sırtları olurdu. Normalde 4 ayak üzerinde yürümek için ideal olan omurga, 2 ayak üzerine çıkılınca hem ağırlık merkezini korumak hem de kafanın geride kalmasını önlemek için 2 kere kıvrılıp S şeklini almıştır. Belimizle ilgili her türlü ağrı ve sakatlık da bu sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır. Kadınların diğer dişi hayvanlar gibi yardım almadan rahatça doğum yapamamasının sebebi olan aşırı dar doğum kanalları da yine 4 ayağa uygun iskelete sahip bir hayvanın 2 ayak üzerine sonradan çıkmış olmasının sonucudur. Öyle ki tıp gelişmeden önce kadınların en sık ölüm sebebi doğum sırası ölümdü. 20'lik dişler insanların çoğunluğunda görülen eski dönemlerde bitki ve ağaç kabuğu kemiren atalarımızdan kalma olan diş grubudur. İnsanların diyeti et ağırlıklı olmaya başlayıp beyinleri gelişince kafa tasları da buna göre evrimleşti. Şu anda 20'lik diş faydadan çok zarar getirir. Çoğunlukla insanın dar çenesinde çıkacak yeri olmadığı için dişçi tarafından çıkarılması gerekir. Yine hepimizin bildiği, korktuğumuzda ya da üşüdüğümüzde derimizin kabarması ve tüylerimizin diken diken olması. Bu da atalarımızın kılları olduğu dönemden kalma bir davranıştır. Kılların kabartılıp ısının vücutta tutulmasına ve bize saldıran düşmanı korkutmaya yarar. Şu anda kıllarımız fazla kalmadığı için aynı işe yaramaz. Yine bu da günümüz insanının sıfırdan tasarlanmadığının, eski versiyonlarından evrimleştiğinin kanıtlarından biridir. Gözleri olduğu halde kör doğan mağara balıkları sonradan fonksiyon kaybeden organlara örnektir. Madem bütün bir türü doğuştan kör yapacaksın, niye göz verdin? Ve en çok tartışma yaratan organ olan apandis. At gibi otçul hayvanlar büyük bir kör bağırsağa sahiptirler ve bu kör bohça içine gelen selülozu bakteriler yardımıyla parçalar. İlkel insanlarda da aynı işe yaramış olan kör bağırsak, daha az lifli bitki ve daha kolay hazmedilebilir besinler tüketmeye başlayınca küçülerek fonksiyonunu yitirmiş, bir kısmı ise apandis olmuştur. Son bulgulara göre apandis, içinde faydalı bakterileri barındırarak görevini sürdürmektedir. İşte adamın dedi. Demek bakteri tutma görevi varmış. Evrim paramparça oldu. Şu an bir işe yarıyor olması orijinal görevini yitirmediği anlamına gelmez. Bir fabrika artık çalışmıyorsa ama evsizlerin barınağı haline gelmişse bu durum fabrikanın orijinal görevini yitirdiği gerçeğini değiştirmez. Şu anda apandisin ameliyatla alınmasının herhangi bir negatif etkiye sebep olmadığı gözlemlenmiştir. Bu arada kusursuz insan vücudu neden faydalı bakterilere ihtiyaç duyuyor? Ol desin bağışıklık olsun. Şimdi kardeş, bu tel düz olduğu zaman bunun bir manası var mıdır? Pardon abi, sorumu geri alıyorum. Özür dilerim. Kuyruk sokumu kemiği şu anda vücut ağırlığının dengelenmesine yarayan bir kemiktir. Kuyruk sahibi atalarımızdan kalmadır. Kuyruk gibi sivri olduğu için üzerine düştüğümüzde büyük acıya ve sakatlığa yol açabilir. Körelmiş bir kuyruğa ait olduğunun en büyük kanıtı bazı doğumlarda meydana gelen kuyruklu insanlardır. Akıllıca tasarlanmış bir canlının arada yanlışlıkla kuyruğu ortaya çıkamaz. Onlar cumartesi yasağına uymayan aşağılık maymunlar. Çak o zaman.
Yine evrim karşıtlarının klasik iddiasını duymuşsunuzdur. Ara formlar nerede kardeşim? Elleri böyle yapacaksın. Ara formlar nerede kardeşim? Aynen. Aslında birçok canlıya ara form denilebilir. Ama bazı fosiller şu an tanımış olduğumuz modern hayvan sınıflarının ortasında bulunduğu için ara form olarak onlar kabul edilir. Mesela balıkla amfibi, sürüngenle kuş, hatta kara memelisiyle deniz memelisi gibi. Bu ara formlardan bazıları, öncelikle tabii ki meşhur tiktaalik. Balıklarla amfibilerin arasında bulunmuş en belirgin geçiş formudur. Balık gibi solungaçları, pulları, yüzgeçleri, amfibiler gibi dört bacağı, akciğerleri, krokodile benzer şekilde kafası ve balıklardan en belirgin farkı olarak sağa sola hareket edebilen boynu vardır. Biz onu kabul etmiyoruz efendim. O sahte fosil. İlim ve İrfan Vakfı olarak inceledik. İkinci örnek türlü dinozor fosilidir. Bugünkü kuşların direkt olarak dinozorlardan geldiğinin kanıtıdır. Küçük dinozorların ısı yalıtımı ve cinsel seçilimde rol aldığı için tüylerinin olduğu düşünülmektedir. Bulunan ilk uçmaya yakın dinozorun ise kanatları daha çok tüylü kollara benzemektedir ve uçmaktan ziyade yüksekten süzülerek inmeye ve kısa süreli yükselerek avcılardan hızlıca kaçmaya yarar. Efendim, o zaman bugünkü dinozorlar niye kuş olmuyor? Aynen. Balinanın kara memelilerinden geçiş formu olan dorudon. Arka ayakları balinalardan daha belirgindir. Solunum deliğinin konumu ise kara memelilerinin burun delikleriyle balinaların hava deliklerinin ortasında yer alır. Biz onun aşağılık balıklar olduğunu tespit ettik. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu kadar birbirinden bağımsız ülkede birbirinden bağımsız bilim adamı nasıl bu kadar sahte ara form bulabiliyor? Sahte olduğunu onlar da biliyor. Ancak imanımızı yok etmeye çalıştıkları için hepsi gizlice ortak hareket edip sahte fosiller üretiyor. Amaç ne peki? Yaratılışın gerçek olduğunu bildikleri halde neden insanların imanlarını yok etmeye çalışıyorlar? Gizlice ibadet edip cenneti kendilerine saklamak için mi? Tabii ki ibadet zor geldiği için. Profesörlük unvanı almış bilim adamları 75 sene ibadet edip sonra sonsuz sene boyunca zevk içinde yaşamanın hesabını yapmayı akıl edemiyor mu? Yoksa insanlar evrimi kabul ederse sizlere anlatılmış olan öteki dünya hikayesi darbe alacak diye mi korkuyorsunuz? Şimdi lütfen, bu bilimsel bir tartışma. İşin içine dini katmayalım. Hayır, bilimsel değil. Bana bir tane ateist internet sitesi gösterebilir misin evrimi reddeden? Bir tane evrim karşıtı videolar çeken ateist gösterebilir misin? Madem evrim bilimsel olarak yanlış, bir tane ateist çıkmaz mı evrimi reddeden? Evrim ve yaratılış tartışması hiçbir zaman bilimsel olmadı. Her zaman için dini oldu. Evrim tartışması, sicim teorisi ya da kuantum fiziği tartışması gibi farklı bilimsel görüşlerin fikir alışverişi yapması şeklinde değildir. Canlıların yaratılmak yerine evrimleştiğini keşfedenlerle onları bütün güçle susturmaya çalışanların arasındaki bir mücadeledir. Ortada karşı tez yoktur, demagoji vardır. Hatta istersen evrim karşıtı iddiaları da sayalım. Başla. Evrim, hayatın başlangıcını açıklamaz. Konuyla alakasız. Bu sözü de bol bol göreceksiniz. Konuyla alakasız. Sizin evrimle derdinizin olmasının sebebi, canlıların aynı anda yaratılmadığını, mükemmel biri tarafından tasarlanmadığını göstermesidir. İlk canlının nereden geldiği evrimi ilgilendirmez. Şu anda inorganik maddelerden organik maddelerin oluşabileceği birkaç ortam keşfedilmiştir. Bunlardan birisi Miller deneyinin konusudur. İlk canlının oluştuğu zamanda bulunan kimyasal elementlerle yıldırımı simüle etmek için elektrik enerjisi birleştirilmiş ve ortaya inorganik maddelerden organik madde çıktığı görülmüştür. Ancak bu da yeterli kanıt değildir. İlk hayat deniz altında bulunan ve magma katmanıyla bağlantıyı sağlayan hidrotermal bacaların verdiği enerjiyle de oluşmuş olabilir. Hatta son bulgular gök taşlarında da hayatın yapı taşı olan amino asitlerin bulunduğunu göstermiştir. Dolayısıyla ilk hayat uzaydan bile gelmiş olabilir. Bunlar birçok bilimsel hipotezden sadece birkaçıdır. Bilimin ulaşamadığı yerlere ilahi güç koymaktan yorulmadınız mı? Yüzlerce yıl önce mikroplar bilinmezken hastalıklara Tanrı'nın gazabı deniyordu. Tektonik hareketler bilinmezken depremi Tanrı yaptı, volkanik aktivite bilinmezken yanardağ tanrıları, kuyruklu yıldızlar bilinmezken
Tanrı'nın uyarısı, yıldırımların neden oluştuğu bilinmezken kafirleri çarpma aracı, rüzgarın mekanizması bilinmezken Tanrı sevdiği kulunun gemisine rüzgar verir ve astronomi gelişmemişken dünyayı Tanrı yarattı ve gökteki yıldızları süs olarak koydu deniyordu. Ama orada sembolik anlatım. Bugünse Big Bang'i ilahi bir güç yaptı, ilk canlıyı ilahi bir güç yarattı deniyor. Bunun tek sebebi bilimin henüz oraya gelmemiş olmasıdır. Yüzyıllardır süren bilimle dinin savaşında din önce bilimin yeni buluşlarını durdurmaya çalışır. Olmayınca da bir adım geriye gidip bilimin ulaşamadığı yere yerleşir. Bugün bir kısım dini kesimin evrimi reddetmesinin, diğer kısmın da evrim bizde vardır demesinin sebebi budur. Evet, sıradaki iddia. Bu moleküller tesadüfen nasıl bir araya geldi? Yanlış ifade. Evrim, moleküllerin tesadüfen bir araya gelip bir canlı oluşturması değildir. Canlıların birbirinden geçiş yapmış olmasıdır. Dinci kesim bunu bildiği halde hem evrim için hem de ateizm için ısrarla bunlar her şey tesadüfen bir araya geldi diyor iddiasını kullanır. Hatta bu videonun yorum kısmında bile bunlar nasıl tesadüf olabilir türü yazılar göreceğiz. Çünkü anlamak istememek haksız olduğunu kabul etmekten daha caziptir. Sıradaki. Ve. Efendim? Ve. Ha, kontrol V olacak. Ha, tamam. Organlar eğer bugünkü haline evrimleştiyse ortada neden yarım göz, yarım kulak, yarım kalp, yarım beyin yok? Var. Gözler sadece ışığa duyarlı bir hücre olarak başlamış, sonra ışığın yönünü belirten, sonra şekillerin algılanmasını sağlayan, sonra renkleri ve derinliği algılayan organlara dönüşmüştür. Bu aşamaların her birinin şu an yaşayan canlılarda bile örneği mevcuttur. Kalpler, solucan gibi omurgasızlarda sadece kan pompalayan kaslardan ibaretken, balıklarda 2 odalı, kurbağalarda 3 odalı, insanlarda 4 odalı olarak gelişmiştir. Kanatların ilk versiyonları, hayvanların uçmaktan ziyade süzülmesine ve kısa süreli havalanmasına yarayan uzuvlardı. Beyin de aynı şekilde. Solucan gibi basit hayvanlarda bulunan ve sadece nefes alma, hareket etme gibi en temel işlevleri yerine getirebilen bir beynin üstüne, aşama aşama daha komplike görevleri üstlenebilecek bölgeler eklenerek modern insan beynine ulaşılmıştır. Kısacası, bugün daha basiti olamayacağı iddia edilen tüm organların daha basit versiyonları mevcuttur. Bu indirgenemez karmaşıklık iddiası, yıllar önce cevaplanmış olduğu için yurt dışındaki Hristiyan yaratılışçılar tarafından bile artık fazla kullanılmamaktadır. Olsun, biz yine kanallarda kullanırız. Kim cevap verecek ki? Kimmiş basından gizleyen? Sıradaki. Evrim gerçekse bile ilahi bir güç olmadan nasıl gerçekleşecek? Konuyla alakasız. Evrimin nereden gelen nasıl bir güçle gerçekleştiği, evrimin gerçekleştiği gerçeğini değiştirmez. Bu iddia, dünyanın düz olduğunu iddia eden birinin, dünya yuvarlaksa o zaman ilk dünya kendi kendine nasıl oluştu demesi kadar mantıklıdır. Sıradaki. Evrim sadece bir teoridir. Teori, geniş kapsamlı bir fikri açıklayan konuların bütünüdür. Yani doğal seçilim, genetik sürüklenme, adaptasyon, cinsel seçilim gibi konuların bütününe evrim teorisi denir. Teori kelimesi, bir fikrin kanıtlanmış ya da kanıtlanmamış olmasıyla ilgili değildir. Sicim teorisi gibi kanıtlanmamış teorilerle birlikte görecelik teorisi, Big Bang teorisi gibi büyük ölçüde kanıtlanmış teoriler de mevcuttur. Sıradaki. Ara formlar nerede efendim? Az önce anlattım ya. Olsun, ben onları kabul etmiyorum. Kimmiş inkarcı? Senin kabul edip etmemen gerçeğin gerçek olduğu gerçeğini değiştirmez. Yer çekimine inanmadığın zaman havada uçmaya başlamazsın. Yuvarlak dünyaya inanmadığın zaman dünyanın ucundan uzaya düşmezsin. Evrimi kabul etmediğin halde bugün yapay seçilimle yenecek hale getirilmiş meyveleri marketten alıyorsan, biz ona ıslahat diyoruz. Kurttan yapay seçilimle türetilmiş farklı türde köpekleri seviyorsan, biz ona hayvancılık diyoruz. Her sene aşıya dayanıklı hale gelmiş grip virüsüne karşı yeni aşı yaptırıyorsan, biz ona adaptasyon diyoruz. Bugün evrimin günlük hayattaki nimetlerinden faydalanıp kendisini inkar ediyorsan da gerçek değişmeyecektir. Sıradaki. Biz maymundan geldiysek neden hala maymunlar var? Çünkü evrim, birçok evrim karşıtının anlattığı gibi modern canlı türlerinin birbirine geçişi değildir.
ilkel canlı türlerinden modern canlı türlerine geçiştir. Evrim düz bir çizgi değil, sayısız dala sahip olan bir aile ağacı gibidir. Yani bugün yaşayan canlılar çoğunlukla birbirinin atası değil, kuzenidir. Bugünün maymunları da bizim atalarımız değil, ortak ata paylaştığımız kuzenlerimizdir. Bunun haricinde var olan türlerden başka türlere geçiş de olmuştur. Mesela kurttan köpeğe geçiş ya da farklı kuş türlerinin evrimleşmesi gibi. Bunun farklı sebepleri vardır. Kurtlar, insan eliyle özel seçilerek kuşaktan kuşağa farklı tür köpeklere dönüşmüştür. Kuş ya da kaplumbağa gibi türlerin farklı türlere ayrılması da aynı türden küçük bir grup hayvanın farklı bir yere göç edip orada yeni doğa koşullarına uyum sağlayıp izole bir şekilde yaşamasıyla olur. Nasıl yani? Bir grup insanı ayrı bir adaya koysan bir süre sonra farklı bir tür mü olurlar? Aynen öyle. İnsanlar neden farklı renklere sahip sanıyorsun? Sıcakta karardığı için mi? Aslında ilk modern insan zaten karaydı. Ne? İlkel insanın cildi, kıllarının dökülmesiyle birlikte kararmaya başladı. Kılları tam olarak döküldüğünde ise cildi kararmış durumdaydı. Afrika'dan daha az güneş alan yerlere göç ettikten sonra güneş ışığını daha iyi alabilmek için derisinin pigmenti azalarak beyazlaştı. Ve evet, bu farklı ırktaki insan toplulukları birbirini bulmadan izole bir şekilde yaşamaya devam etseydi ayrı tür olacaklardı. Sıradaki. Bilim çevreleri evrimi reddediyor. Hangi bilim çevreleri? İşte bütün dünya bilim çevreleri. Oturup belgesellerini seyrettiğin bilim kanallarının evrimle ilgili sayısız belgeseli vardır. Aklına gelebilecek bütün saygın dünya üniversitelerinin evrimsel biyoloji bölümü mevcuttur. Dünyadaki bütün saygın doğa müzelerinde evrim bölümü bulunur. Hangi bilim çevrelerinden bahsediyorsun? O zaman ilim çevreleri diyelim. Neden? Bilimin B'sini bilmediğiniz için mi? Sıradaki. Evrim hiçbir zaman gözlemlenememiştir. Evet, gözlemlenmiştir. Grip virüsünün her sene evrimleştiği için yeni aşılar üretilmesi, kurttan köpek üretilmesi, vahşi meyvelerin yapay seçilimle yenilebilir hale getirilmesi evrim gözleminin örneklerindendir. Mesela içi çekirdek dolu muzlar geniş bir alana dikilir. Büyüyen muzların içinden en az çekirdeğe sahip olan diyelim 70 çekirdekli olsun. Bir sonraki nesilde bu 70 çekirdekli muzlardan dikilir ve onların içinden en az çekirdeğe sahip mesela 50 çekirdekli muz bulunur ve bir sonraki kuşakta onlar dikilir. Bu şekilde kuşaklar sonra sıfır çekirdekli ve iri muzlar üretilmiş olur. Tabii muzun çekirdeği olmadığı için artık elle dikilmek zorunda kalınacaktır. Doğal seçilim ise bundan çok daha yavaş ilerlediği için ancak hızlı üreyen tek hücreli organizmalarda gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilir. Doğanın evrimleştirme mekanizması yapay seçilimden farklıdır. Doğa, içinde yaşanması çok zor bir ortam hazırlayarak canlıları evrimleşmeye zorlar. Kimse gönüllü olarak ölmeyeceği için her canlı öyle ya da böyle neslini sürdürmeye çalışır. Bu nedenle doğal seçilim yoluyla doğaya uyumsuz hayvanların elenmesi çok daha uzun sürer. Ama bunlar mikro evrim. Biz mikro evrime inanıyoruz. İnanıyorsun. İmanın kuvvetli yani mikro evrime. Olsun, 5 sene önce ona da inanmıyordunuz. Mikro inanırsınız. Bugün şempanze ile kuzen olduğunu kabul etmiyorsun. Doğru mu? Vücudundaki maymunlardan kalma körelmiş organlar. Onlara da inanmıyorum. Peki. İnanmamaya devam et. Kusura bakma kardeş. Ben görmediğim şeye inanmam. İnanmam için ortada gözle görebileceğim, elle tutabileceğim somut kanıt olmalı. Sıradaki. Piltdown adamı ve... Nebraska adamı. Nebraska adamı ismindeki sahte mağara adamları evrimcilerin kirli oyunlarını ortaya çıkardı. Piltdown adamı ve Nebraska adamı bundan 100 yıldan fazla zaman önce yaşanmış olaylardır. Bir vahşi domuz dişinin mağara adamına ait olduğu sanılmıştır ve buna Nebraska adamı denilmiştir. Ancak bu iddia bilim çevreleri tarafından kabul görmemiştir. Ve iddia sahibi daha sonra iddiasını geri almıştır. Piltdown adamı ise bir yanlış anlaşılma değil, kasıtlı bir sahtekarlıktır. İnsan kafatasıyla goril çenesinin birleştirilip ilkel insan olarak müzede gösterilmesi olayıdır.
Ve bu sahtekarlığın ortaya çıkmasının sebebi, diğer yerlerde bulunan mağara adamı fosilleriyle uyumsuz bir çizgide olmasıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Piltdown adamının sahte olduğunun ortaya çıkma sebebi, başka yerlerde bulunmuş gerçek mağara adamı kafatasıdır. Şimdi bu olayı kullanarak evrime saldırıp seni kandırmak zekana hakaret değil mi? Bir olayın yarısını anlatarak evrimi çürütmeye çalışmak sence dürüst bir davranış mı? Ben ona bir daha bir bakayım o zaman. Daha önce baktın mı da bir daha bakayım diyorsun. İnsanlar çevresine adam toplamak için sürekli yalan söyler. Eğer gerçeği bulmak istiyorsan önce yalan gerçeğini kabul etmek zorundasın. Sana söylenenleri kontrol etmezsen hiç olmayacak yerlerde bulursun kendini. Sıradaki. Fosilleri bulunan bazı hayvanların canlıları bulundu. Canlı fosiller evrimi bitirdi. Koskoca TRT yalan mı söyleyecek? Canlı fosil ifadesi, önceden sadece fosilleri keşfedilip nesli tükenmiş olduğu söylenen bir canlının sonradan hayatta olan bir benzeri bulunduğunda kullanılır. Televizyonda evrimi bitiren balık diye sunulan koala kant ve benzeri birçok canlı ise zaten tür değil, takımdır. Fosili bulunan milyonlarca yıl önce yaşamış olanla canlısı bulunan Latimera aynı tür balık değildir. Ancak aynı olsaydı bile bir hayvanın uzun süre evrimleşmemiş olması yaşadığı yere uyum sağlamış ve bulunduğu ortam uzun süre değişim geçirmemiş olduğu anlamına mı gelir, yoksa evrim yok anlamına mı gelir? Eğer yaratılışçılık iddianız gerçekten dinsel değil de bilimselse, neden sürekli ortadaki yaratılışçılığı yanlışlayan kanıtları reddedip evrimin bütün kanıtlarını görmezden gelip evrimde sorun yaratabilecek her noktayı evrimi bitiren buluş olarak görmek istiyorsun? Evrim Darwin'den sonra bile yeni buluşlarla defalarca kere modifiye edilmiştir. Evrimin mekanizması hala daha biyoloji profesörleri arasında tartışma konusudur. Ama bunların hiçbirisi hayvanların sihirli bir değnekle yaratılmadığı, aşama aşama bugünkü hallerine geldiği gerçeğini değiştirmez. Neden buna ısrarla inanmak istemediğini biliyorum. Çünkü bir gün öleceğin gerçeğini kabullenmek istemiyorsun. Ve evrim de inandığın Adem, Havva ve öteki dünya hikayesine darbe vuracağı için ısrarla evrimi reddediyorsun. Ama bir gerçeği reddetmeniz o gerçeği değiştirir mi? Sana binanın tepesine atlarsan uçmayacağını, düşeceğini söylesem, sen bütün imanınla uçacağına inansan, benim söylediğim bütün kanıtları reddetsen, bu düşeceğin gerçeğini değiştirir mi? Bu arada bahsettiğin koala kant balığının ne olduğunu biliyor musun? Akciğerleri ve ilkel ayakları olan amfibilerle balıkların arasındaki bir geçiş türü. Bir ara form. Başka var mı? Ben şuraya ceketimi assam neye evrimleşir? Archaeopteryx. Evet. Başka iddian yoksa? Dur. Bir tane daha var. Çin'de bulunan fosiller evrimi bitirdi. Nerede bu fosiller? Yerini biliyorum. Götüreyim. Fosil! 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 Fosilci! Gel yavrumu sevindir. Kardeş, fosil lazım mı? Sağ ol abi, ben niyetliyim. Çok temiz T-Rex'ler getirdik. Çiftçilerimiz içeride. Abi fosil lazım mı? Ne gibi fosiller var kardeş? Kardeş, bu fosil evrimi bitiriyor. Şu elimde görmüş olduğum fosil, Allah seni inandırsın, 256 milyon yıllık daha bugünkü gibi. Oğlum, kaplumbağa değil mi kardeş? Evet. 256 milyon yıllık diyorsun yani. Evet. Kardeşim helal olsun. Ne oldu abi, hayırdır? Bu eğer 256 milyon yıllıksa gerçekten, sen şu anda bilim literatürüne geçtin. Bunun farkında mısın? Farkındayım da. Bu eğer 256 milyon yıllıksa Nobel ödülü alacaksın. Milyon dolar da verecekler sana. Şimdi bak, ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapalım abi? Seninle en yakın üniversiteye gidiyoruz. Hop. Üniversite olmaz. Neden ya? Üniversite olmaz. Neden? Ya bunu bak, bütün dünya görmeli diyorum sana. Burada gelmişsin. Turizm Meslek Lisesi'nin önüne stand kurmuşsun. Yani stand kurmak da olmaz ki. Niye? Bunlar 3 kişiye, 5 kişiye bir şey öğreterek ne olacak yani? Bunu üniversiteye götüreceğiz. Üniversite olmaz. Şimdi alacaklar, bakacaklar buna. Sahte diyecekler. Eskitme yöntemi kullanılmış diyecekler. Hepsi Darwinci zaten. Aralarında cemiyet kurmuşlar. Gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Medyadan gizliyorlar. Şimdi de yaratılışın neden bilim olmadığına gelelim.
Günümüzde dini kesimin evrime bakışı birkaç farklı şekildedir. 1. Dinlerini birebir kabul eden yaratılışçılar. Bu insanlar kutsal kitaplarındaki ve hadislerdeki her ifadeyi kabul ederler. O yüzden bütün hayvanların aynı anda ve bugün olduğu gibi yaratıldığını, insanların Adem ve Havva'dan geldiğini ve mağara adamlarının sahte olduğunu, dünyanınsa 6000-7000 yaşlarında olduğunu söylerler. Bu türün geçmişteki versiyonları dinozorları bile şiddetle reddederken, günümüzde dinozorları kabul etmek zorunda kalmış ve insanlarla dinozorların bir arada yaşadığını iddia etmişlerdir. Kendi ayetlerini bilime uyacak şekilde eğip bükmedikleri için bunlara dürüst yaratılışçı da diyebiliriz. Ancak artık dünyanın düz olduğunu, güneşin dünya etrafında dönüp balçıkla battığını, gökyüzünün tavan gibi ayrı bir cisim olduğunu iddia etmezler. Onlar sembolik anlatımdır. 2. Yaşlı dünya yaratılışçıları. Bunlar genel olarak dünyanın 4.6 milyar yaşında olduğunu kabul eder. Dinozorları, nesli tükenmiş hayvanları ve mağara adamlarını kabul ederler. Ancak bunların evrimleşmemiş, tanrısal bir güç tarafından aşama aşama yaratılmış olduğunu söylerler. Hatta yeni versiyonları mikro evrimi kabul edip makro evrimi reddettiğini söyler. İlk etapta bu iddia hem dine hem de bilime uyumlu gibi gözükse de maalesef bunda da sorunlar vardır. Öncelikle aşama aşama yaratılmış olan canlılarda körelmiş organ hiç bulunmaması gerekir. Videonun başlarına sıralamış olduğum körelmiş organların varlığı canlıların ayrı ayrı yaratılmadığını gösterir. Sadece mikroevrimi kabul edenler için de aynı sorun vardır. Bu insanlara göre mikroevrim çeşit adını verdikleri hayvan türlerinin arasında gerçekleşebilir. Mesela at, eşek, zebra onlara göre aynı çeşittir. Ancak maalesef bu da onları kurtarmaz. Çünkü mesela balina ve yunusların kara memelilerindeki gibi 5 parmak kemiğine sahip olması, körelmiş arka ayakların bulunması, kanatlı tüylü dinozorların bulunması ve tabii ki insanlardaki maymunlardan kalma kanıtlar mikroevrim iddiasına ters düşer. Yine coğrafi olarak birbirinden uzak hayvanların çok farklı gözükmesi, izole adalarda yaşayan canlıların oldukça egzotik ve orijinal özelliklere sahip olması, hayvanların bir güç tarafından yaratıldığı iddiasını zora sokar. Çünkü istediği yerde istediğini yaratabilecek bir varlığın birbirine yakın yerlerde birbirine yakın hayvanlar yaratıp izole yerlerde egzotik hayvanlar yaratması biraz fazla tesadüf değil mi? Ve 3. Evrimi tamamen kabul edip bunun ilahi bir güçle yönlendirildiğini söyleyenler. Bunu söyleyen deist biri olsa kendisini yanlışlayamayız. Ancak bu fikri son zamanlarda dini kesim de çokça kullanmaya başlamıştır. Maalesef bu iddiada dinle bilimin çeliştiği gerçeğini değiştirmez. Çünkü her şeyden önce evrim, Adem ve Havva hikayesine ters düşer. Dini evrimciler ilk Homo sapiensin Adem olduğunu söyler. Ama bunun olmasına imkan yoktur. Çünkü birincisi ilk Homo sapiensler siyahtır. İkincisi ilk Homo sapiens diye bir şey zaten yoktur. Dini evrimcilere göre bir noktaya kadar ilkel mağara adamları evrimleşip bir noktada Homo sapiens olmuşlardır. Ancak böyle bir çizgi yoktur. Evrimde tür kategorilendirmeleri tamamen bilim adamlarının buldukları fosillere göre yapılmıştır. Birbirinden yeterince uzak olan türlere farklı isimler verilmiştir. Bu yöntem ilk başta karmaşık gelebilir. Ama kendi gelişiminizi düşünün. Bebeklikten çocukluğa, sonra gençliğe, sonra yetişkinliğe ve yaşlılığa doğru gidersiniz. Ama mesela hangi gün çocukluktan gençliğe geçiş yaptığınızı söyleyebilir misiniz? Evrim sürecinde bir jenerasyon, insanın bir saatlik değişiminden bile daha küçük bir zaman birimidir. İnsanlar 18 yaş sınırı gibi yapay sınırlar koysalar da hiç kimse bir günde ya da bir saatte değişmez. Ama sokağa çıktığınızda kimin çocuk, kimin genç, kimin yaşlı olduğunu rahatça ayırt edebilirsiniz. Evrim de aynı şekilde işler. Bununla birlikte ilk Homo sapiensler zaten iki kişi değil, bütün bir insan grubudur. Yine mağara adamlarının varlığının dine uyumlu olduğunu göstermek için kullanılan "biz insandan önce başka kavimler yarattık" ifadesi de yakın olsa da insanın evrimini tutturmayı başaramamıştır. Çünkü insanlar başka kavimlerin nesli tükendikten sonra ortaya çıkmamıştır. İnsanlarla Neandertaller uzun süre bir arada yaşamış, savaşmış, hatta birbirlerinden kız alıp kız vermiştir.
Ha bir de tabii Adem'in çamurdan yaratıldığı, kaburga kemiğinden Havva'nın çıktığı, sonra iblisin yılan kılığına girip onlara yasak elmayı yedirdiği, sonra cennetten kovuldukları hikayeler. Daha önce dikkat etmediğinizi düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Avrupalı Hristiyanlar, kabileler halinde yaşayan vahşi insanlarla karşılaştıklarında imanları sarsılmıştı. Şu an bu durum bize garip gelebilir. Ama ilk insan olan Adem, Havva ve sülalesi, konuşmayı bilen, tarım ve hayvancılık konusunda yetenekli, ufak çapta kasabalar, şehirler kurabilen insanlardır. Yani ilk Homo sapiens olduğu iddia edilen Adem ve Havva'nın ciritle mamut avlayan, mağaralarda yaşayan vahşilerle uzaktan yakından alakası yoktur. Adem ve Havva eğer gerçekse zaten ilk başta vahşi insan diye bir şeyin olmaması gerekir. Bütün bunlarla birlikte bu üç grubun da iddiasına uymayan gerçek canlıların ne kadar kusurlu olduğudur. Sadece hayvanların yapılarındaki kusurlardan bile bahsedecek olsak buradan köye yol olur. Ama ben bana en mantıksız gelen bir iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii ki insanın en saçma sapan kusuru olan alerjiler. Alerji, bazı insanlarda vücudun zararsız yabancı maddeleri mikrop sanıp aşırı tepki vermesidir. En sık yaşanan alerji, polen alerjisidir. Ben dahil birçok insan baharı burnu akarak ve gözleri sulanarak geçirir. Ama polenlerin zararsız olmadığını nereden biliyorsun? Belki bilmediğimiz bir zararı var. O zaman neden herkesin alerjisi yok? Onlara imtihan olsun diye. Sık görülen alerjiler haricinde daha seyrek ama daha aşırı alerjiler de mevcuttur. Bunların arasında suya alerji, güneş ışığına alerji, kendi spermine alerji, kendi terine alerji ve su hariç her şeyi yemeye alerji vardır. Bir insanı suya dokunamadan yaşamak zorunda kalacak şekilde yaratmanın mantığı ne olabilir? Daha önce de belirttiğimiz gibi insan omurgasının S şeklinde olması diğer hayvanlarda bulunmayan sayısız sırt ve bel sakatlıklarına yol açar. Hiçbir dış etkenden kaynaklanmayan doğuştan gelen hastalık ya da sakatlıklar. İnsanlar mükemmel bir tasarımcı tarafından yaratılmış olsaydı hiç kimsenin doğuştan hastalık ya da sakatlığı olmaması gerekirdi. Ama onlar da sakatlıkla imtihan ediliyor. Bu yüzden yaratılıştaki kusursuzluk deyip duruyorsunuz değil mi? Çünkü bütün kusurlar aslında imanı sınamak için bir imtihan. İnsan ayağı tek bir kemikten oluşmak yerine bir sürü küçük parçadan meydana gelmiştir. Bunun sebebi ayaklarıyla da dallara tutunabilen bir atadan gelmiş olmamızdır. Şu an ise bu aşırı modifiye ayak bilek burkulmalarına ve sakatlıklara karşı savunmasızdır. İnsanların en az miktarda tüketmesi gereken ve fazlası zarar olan tuz, şeker ve yağ en çok sevdiği besinlerdir. Bu da mı imtihan değil? Bunun sebebi vahşi doğada çok az rastlanan ve fazla depolanamayan maddeler olmasıdır. O yüzden insan altın bulmuş gibi bulduğu yerde yiyebildiği kadar yemek ister. Tabii günümüzde bu besinleri bulmak sorun olmadığı için artık yararlarından çok zararlarından bahsederiz. Evet, bu videoyu daha fazla uzatıp dikkatinizi dağıtmak istemiyorum. Evrimi kabul etmeyen ya da kararsız kalmış bir arkadaşınıza yollayabileceğiniz, evrimle ilgili aklıma gelen bütün argümanları barındıran bir video olsun istedim. Özetle evrim tartışması iki bilimsel fikrin tartışması değil, yalnızca dini hikayelere olan inancın sarsılmasından duyulan endişe sonucu yürütülen bir demagoji fırtınasıdır. Bir dakika, bu videoya bir şey daha eklemek istiyorum. Her seferinde önemsizmiş gibi üzerinden hızlıca geçtiğimiz bir konunun aslında ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Doğuştan gelen hastalık ve genetik bozukluklar. Çoğu yaratılışçının yüce yaratıcının imtihanı şeklinde yorumladığı bu bozuklukların bazılarının üzerinden geçmek istiyorum. Öncelikle şunu unutmayın. Bu hastalıkların birçoğunun herhangi bir sebebi yok. Tamamen şans eseri sizin bebeğinizin de başına gelebilir. 1. Down sendromu. Yüce yaratıcı ailelerine imtihan olsun diye bazı çocukları Down sendromlu yaratır. Down sendromlular sadece zeka geriliği yaşamaz. Yarısından fazlası duyma ve görme zorluğu çeker. Kulak iltihabı ve kalp hastalıkları da Down sendromlularda yaygındır. 2. Doğuştan gelen göz bozuklukları. Bazı çocukların kalın camlı gözlükler taktığını görmüşsünüzdür. O yaşta gözünü bozamayacak olan bu çocukların gözlerinin şekli doğuştan basık olduğu için objelere gözlüksüz odaklanamazlar.
Çünkü yüce yaratıcı bazen gözlerin şeklini bozuk yaratır. İmtihan olsun diye. 3. Spina bifida. Bebeğin omuriliği oluşumu sırasında imtihan olsun diye kapanmaması sonucu meydana gelir. Omurilik tüm beyin sapını aşağı çektiği için belden aşağısının felç olması, tekerlekli sandalyeye mahkum olma, beyinde sıvı toplanması gibi imtihanlar içerir. 4. Angelman sendromu. Çoğunun yüzünde sürekli bir gülümseme olduğu için köyün delisi, mahallenin delisi gibi isimler konur. Ama delilik değil, genetik bozukluktur. Doğumda çoğunlukla anlaşılmadığı için bebeğinizin sağlıklı olduğunu düşünürken birkaç ay sonra bir gariplik fark edip doktora götürürsünüz. Ve doktor size bebeğinizin zeka geriliğine sahip olacağını, arada krizler geçireceğini, yardım alarak yürüyebileceğini ve hayatınızın sonuna kadar ona bakmakla imtihan edileceğinizi söyler. 5. Mikrosefali. Bazen çocuğunuz imtihan olsun diye kafası küçük olarak doğar. Bunun sonucunda yine zeka geriliği ve ömür boyu bakıma muhtaç bir şekilde yaşamak vardır. Ömür boyu bakıma muhtaç sözünün ne demek olduğunu kavrayamayan varsa, hayattaki bütün hayallerinizi unutuyorsunuz. Ömrünüz para kazanıp geri kalan her dakika çocuklarınıza bakmakla geçiyor. 6. Arkadaşlar, konuyu araştırırken bu listenin dibinin olmadığını fark ettim. Sadece en sık görülenleri bile sayacak olsak ayrı bir video çekmemiz gerekir. Bu genetik bozuklukları dincilere sorduğunuzda doğruları çarpıtmadan mantıklı bir açıklama bulamazsınız. İşte vardır bir sebebi falan. Hiçbir dış etken olmasa bile çocuğunuz tamamen şanssızlıktan dolayı otizm, fragil X, yarık dudak damak, orak hücreli anemi ve burada resmini göstermek istemeyeceğim kadar felaket hastalıklara sahip olabilir. Bu hastalıklar diğerlerinin şükretmesi için miymiş? Evet, ben gerçekten sağlığımın değerini daha iyi biliyor ve şanslı olduğum için bu şansımı iyi bir şeyler yapmaya çalışarak değerlendirmek istiyorum. Ama hadi bunu gidin o çocukların ailelerine söyleyin. Üzülme, çocuğun 16 yaşına kadar bebek arabasına taşınacak, aldığı her nefeste acı çekecek, hayatının sonuna kadar elle beslenmesi gerekecek, hiçbir zaman konuşamayacak, 16 yaşına geldiğinde de akciğerleri göğüs kafesine sığmadığı için havasızlıktan boğularak ölecek. Ama olsun, olaya iyi yanından bak. Biz sana bakıp şükrediyoruz. Gerçek şudur ki, insanlığın yaratılışıyla ilgili, çevresiyle ilgili bilmediği ve cevap aradığı çok konu vardır. Dinler bu bilgisizlikten faydalanarak ortaya çıkar. Dinle insanları istedikleri şekilde yönlendirmek kolay olduğu için de dini hikayelere ters gelecek bütün bilimsel bulgular ezilmeye çalışılır. İşte evrim karşıtlığının sebebi sadece budur. Eğer gerçeklerin açıklanması imanınızı zedeliyorsa bu imanınızın gerçek olmadığı anlamına gelir. Katmayalım. Oldu işte. Bak işte. Bir dakika, girdim abi. Girdin mi? Tamam, dur. İyi böyle. Stüdyo 69, 70 bilmem kaç. Düşmeden. Kayıt da şu an. Open.